Afiyet olsun bebeğim. Nasıl, memnun musun yemeklerden? Çok güzel görünüyor bence. Sabah kahvaltısı da çok güzeldi. Sevdim. Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu ve az önceki görüntülerden de anladığınız üzere teyze oldum. Merakla beklediğimiz üzüm, yani artık Arven bebeğimiz sonunda doğdu. Önce ablamlardaydık, Hayda annem yemeğe çağırmıştı bizi. Ani bir haberle Nermin, Yolda Gamze gidiyoruz hastaneye dedi. O kadar çok ağrısı olmuş ki zaten detaylı size anlatır. O şekilde direkt hastaneye yatışları oldu. Ve dün gece burada gerçekten çok fena fırtına vardı. O şekilde geldi yani Arven resmen. Biz de hemen hastaneye geldik. Saat 1 falandı bizim de eve gittiğimizde. O kadar güzel ki gerçekten görebilmenizi isterdim ama hani kıyılamayacak kadar güzel maşallah diyelim. Şimdi işte gerekli işlemleri falan yapıldı. Nermin de şu an yanında yemek yiyor. Ben de çekimci olarak tekrar sabah buraya geldim. Biraz fotoğraflar falan çekeceğiz işte. Sonrasında zaten çıkışları verilir. Artık eve geçer. Rahat rahat ağrıları da geçtikten sonra yine sizlere de çekmeye devam eder. Gerçekten çok güzel oldu. Hani insan bir mucizeyle böyle karşı karşıya geldiği için çok farklı hissediyor. Aylardır diyorum yani hani hissettiğin şey içinde buymuş. Böyle yine ara ara çekmeye devam ederim. Bugünün konusu bu şekilde başlamış oldu. Geldik. Sonunda Arven bebek de evine kavuştu. Nermin'in biraz ağrıları var. Sen de biraz dinlen dedim. Hemen size şöyle hızlıca bir maceramızı anlatayım. Sonra birlikte çamaşır atalım. Bugün biraz ev işleri bizi bekliyor. Bugün planlarımda onlar vardı aslında. Hem vlogumu başlatıp birlikte yine ev işlerimizi yapalım. Günün menüsünü hazırlayalım istiyordum. Yine öyle devam eden bir gün olacak. Saatimiz 2 bu arada. Dün aniden Nermin beni aradı çünkü onu sık sık tembihlemiştim. Bak nöbet zamanımda ne olursa gelmesin. İşte hemen bana haber ver, çıkıp gelmek istiyorum. Her anında yanında olmak istiyorum diye. Çünkü bu hamilelik sürecini hep beraber geçirdik onunla. Hep onunla beraber bir şeyler paylaştık. Çoğu şeyini benimle paylaştı ve ben de gerçekten bu süreçte yanında olmak istedim. Sonrasında Nermin direkt haber verdi. Böyle detaylı şeyleri yine ondan dinlemenizi isterim. O yüzden ben sadece bizle ilgili olan kısmını anlatmak istiyorum. İşte hemen gittik zaten, biz eve döndüğümüzde saat 12.30 civarıydı. Sabah olduğunda da işte Nermin de eğer sen çekim yapmazsan bizimki bir şekilde kalır. O yüzden hani sen olursan daha iyi olur dedi. Öyle olunca sabah Burak'la birlikte uyandım. Burak da önce uğradı, Arven'i görmek istedi çünkü. O kadar minik ki dayanamıyor insan gerçekten görmeden. Onu gördü, Burak geçti. Sonrasında da işte Nermin biraz daha iyi hissettiğinde makyajını yaptım, süsledim. Sinan çekmişti biraz, o görüntüleri bulursam eklerim zaten. Hazırladık, fotoğraflarını çektik. Şimdi evimize geldik. Onları da çabucak çıkışını verdiler. Böyle artık alt katımızda minik bir bebek yaşıyor olacak. İnşallah vatanına, milletine, ailesine hayırlı bir evlat olur. Arven bebeğin macerası başlamış oldu böylelikle. Şimdi en son sizinle birlikte kurutma makinemi çalıştırmıştık. Şimdi tekrar birikti çamaşırlarım ve artık yıkayıp kurutma zamanı. Bu arada bana elektrik için soran çok fazla kişi oluyor. Onun için buna cevap vermem mümkün değil. Çünkü biraz kullanmam gerekiyor açıkçası. Önce koyu renkleri yıkasam olur. Genelde koyu renkli birikiyor çünkü. Sürekli kargolarım geliyor. Gelen kargolarımı da sizinle birlikte açalım. Hazır kamerayı açmışken. Seneki videolarımı izledim dün. Gerçekten onlara düştüm bildiğiniz. Çok güzel ya. Eğer izlemediyseniz o videoları da mutlaka izleyin. Buraları bir yerlere koyarım. Yani daha 5-6 aylık evliyiz. 6 aylık bile değiliz. Evimizi süslüyoruz ve geçen sene yılbaşında nöbetçiydim. O yüzden çok fazla büyük bir ağaç alıp böyle kendimi heveslendirmek istememiştim. Bu sene o yüzden birazcık daha şey yapmak istiyorum. Evime daha çok özenmek istiyorum. Çünkü hani evde olacağımız için. Henüz tam planımız belli değil bu arada.
yılbaşı için özellikle bir planımız yok. Sadece önemli olan arkadaşlarımızla geçirip yeni gelecek bir yılı kutlamak. Ama onu da henüz düşünme aşamasındayız. Zaten yine size haber veririm onu. Bir renklerle başlayalım. Evet. Umarım oradan düşmezsiniz. Şimdi evin her yerini süpürteceğim. Ama öncesinde robotun içinde bir derinlemesine temizleyeyim. Saçaklarına böyle takılan bir şeyler varsa yapayım. En sonunda da silerim güzelce. Şöyle geçen sefer sadece bir odayı süpürtmüştüm. Ondan çıkan tozlar. Alerjikseniz ve evi her gün süpürmeniz gerekiyorsa kesinlikle robot süpürge %100 tavsiyemdir. Şimdi ben bunun filtresini, işte ayak kısmını ve şu minik uçları var. Bakın şunlar. Bunlardan sipariş vereceğim. Onlar zaten toplu şekilde alabiliyorsunuz direkt. Trendyol hepsi burada ya da Mi Home kendi şeyinden alabilirsiniz. En azından bir tane yedeğim olursa, çünkü filtreyi o zaman yıkayabiliyorsunuz. Birazcık tozlar uçuşuyor ama sorun değil. Burayı da süpürteceğim çünkü. O zaman filtreyi yıkayabilirsiniz. Sadece çok iyi kurulamanız gerekiyor takmadan önce. Bu şekilde tabii istediğimiz kadar tertemiz olmuyor filtresi. Şimdi şu arka saçlar, tüyler, ipler dolanmış. Kendi şeyi de var ama ben böyle bıçakla temizliyorum. Daha kolay oluyor. Direkt şöyle sokup kesiyorum onları. Şimdi güzelce bütün odaları salabilirim. Robot süpürge arkasından villada bütün eve lavaboları temizleyeceğim. Orada yemeği koyarım pişsin. Birazcık karnımız da acıktı. Kardeşimle hem çorba da içeriz. Arasında da hatta çamaşırlar yıkanır. Kurutmaya da atarız. Kurutulur. O arada diğer posta yıkanır. Birkaç posta çamaşırı yıkayıp kurutup hatta ütüsünü bile halledebiliriz bugün içerisinde. Yani aynı gün içinde çamaşır kurutma makinesinin en güzel avantajı o oldu. Bütün işlerinizi halledebiliyorsunuz. Diyor. Selam. Şimdi çorbamızı yapalım hızlıca. O pişe dursun. Akşama bugün güzel bir yemek menüsü hazırlayacağız sizinle. Ezogelin çorbası da düdüklüde hazırlayacağım. Bir de fırında beşamel soslu kabak sandalı hazırlayacağız. Zaten büyük ihtimalle başlıktan görmüşsünüzdür. Şimdi arkada makarna pişiyor. Onu hemen atıştırmalık için kardeşime hazırlıyorum. Çünkü biraz acıktım. Bir de çorbayı yapacağım. Yine böyle güzel kemik sulu bir çorba olacak. Bakın size göstermemiştim. Instagram'da paylaşmıştım. Şu IKEA'nın Prutus serisini biliyorsunuz. Bu ısıya dayanıklı, soğuğa dayanıklı. O yüzden bunu böyle bir sürü küçüklerin hepsinde dondurdum kemik sularını ve bu şekilde dondurucuma attım. Şimdi böyle sürekli Furkan için her yaptığım yemeğe mutlaka ekliyorum. Faydası olsun, daha çabuk iyileşsin diye. Şimdi hemen göstereyim nasıl yaptığımı. Düdüklüde genel olarak bu ölçüde yapıyorum ve hep tam tutuyor. 1 su bardağı kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı da bulgur var burada ama az kalsın ekliyordum. Karıştırmayayım. Önce çünkü soğanımızı ve salçamızı kavuracağız. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı çünkü çok lezzet veriyor. Birkaç yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Artık bunu siz kendinize göre ayarlayın. Tamamdır. Yani kapağını sonradan kapatacağız düdüklümüzün. Şimdi soğanım var. Soğanımı güzelce şu rondumdan geçireceğim. Siz isterseniz doğraya da bilirsiniz küçük küçük. Bana hem pratik geliyor hem de gözlerimi yakmadığı için bu yöntemi daha çok seviyorum. Soğanımı güzelce yıkadım. Şöyle bir tane büyük soğan. Şimdi bu arada kıymamı da çıkardım. Kıymalarım çözülsün. Akşam yemeği için hazırlıklarımız başlamış olsun. Bir yandan evin temizlik işlerini halletmiş olalım. Bir yandan yemeğimizi de hazırlamış olalım. Şöyle soğanımı koyuyorum. Ben yine bugün hazırladığım yemek tariflerini sizler için açıklama kısmına bırakayım. Siz oradan bakın olur.
Şimdi soğanlarım kavrulmaya başladı ya birazcık da. Salça ekleyeceğim. İsterseniz sadece domates salçası kullanın. Ben şöyle bir kaşık domates salçası. Bir yarım kaşık kadar da biber salçası kullanacağım. Çünkü bence ezogeline biber salçası da çok yakışıyor. Biraz bunu da kavuralım. Şimdi salçasını da koyduk. Güzelce kavurduk. Mis gibi koktu zaten. Güzelce yıkadım. Bakliyatlarımı ekliyorum. Ocağa bakliyat ve sebze yapmaya çalışıyorum Furkan için. Hem içerisine de kemik suyu koyuyorum. Akşam yemeğimiz de kıymalı olacak zaten. Dün de balık yedik. Hadi annem nerede söylemeseyim. Böyle dengelemeye çalışıyoruz bir haftada yediklerimizi. Bir de bunları paylaşayım size. Birazcık bakliyatlarımızı da kavuralım. Şu et suyumu ekliyorum. Bir tane. Üstüne de 1 litre su ekliyorum. Bir kapatayım bu arada, aspiratörün sesi çok gelmiştir. Şöyle birazcık kapatıyorum. Ve artık düdüklümü kapatacağım. Düdüğü de yaklaşık bir 15 hatta en fazla 20 dakika bekletiyorum. 15 dakikada güzelce pişmiş oluyor çorbamız. Şimdi makarnayı da süzelim. Çorbamın altını kıstım. Biz de şimdi birazcık makarna yiyeceğiz. Yoğurtlu. Sonrasında da güzel bir kahve içeriz belki sizinle. Süpürge çünkü hala süpürüyor etrafı. Oh, acıkmıştık. Vallahi eline sağlık. Şimdi makarnalarımızı yedik, kahve içeceğiz. Ben şöyle bir güzel flat white içeyim istiyorum. Furkan da sade bir şey içmek istedi. O yüzden ona sade yapacağım. Kendime de flat white yapacağım. Biraz böyle sert sütlü bir şeyler. Şimdi ilk Furkan'ınkini yapalım. Kapsülünü önce çalıştırayım. Şu koyu renkli kapsüller sade kahveler aşırı lezzetli oluyor. Tamamdır. Şimdi direkt... basalım. Ya ben de kendime sade yapmaya karar verdim. Çünkü sanki sade çok daha iyi gelecek gibi oldu. Şimdi bunu alalım. Bir de şurada apple pie cookie'lerimiz var. Elmalı kurabiye tadında. Bunu da merak ediyorum. Bir tane şimdi kahveyle bundan tüketeceğim. Sonra şu mutfağı toplarız. Villadamızı yaparız. Bir güzel keyfimize bakarız. Ondan sonra da kahvemi aldım ve aşık olduğum köşeme geldim. Çorabım bile kahve sevdamı anlatmıyormuş. Şuna bakar mısın? Evet. Kamerayı da kendime çevirdim. Bu lambaları burada çok sevdim. Sizce de çok iyi uyumadı mı ya? Gerçekten bence oturma odasında kullanılmıyor zaten. Çünkü bizim oturma odasında zaten stüdyo ışıkları olduğu için onlar çok güzel, yeterli geliyor. Zaten loş bir ışık veriyor ya. O yüzden gayet güzel olmuştu bunu buraya taşımamı. Şimdi bir kahvemi içip kendime geleyim. Kahveden önce kokusunu daha da çok seviyorum gerçekten. Müthiş ötesi. Bunun lezzeti de çok güzel. Bu arada yeni kapsüller de söylemem lazım. Bu sıra çünkü hem gelen arkadaşlarımıza, ailemize falan da ikram ettiğimiz için birazcık hızlı bitti. Bir de ben neredeyse her gün, her sabah içiyorum artık. Dün hatta Türk kahvesi çekti canım. Türk kahvesi yaptım. Bu geldiğinden beri Türk kahvesini unutmuşum resmen. Şimdi şu kurabiyeyi deneyeceğim bakalım. IKEA'nın kurabiyesini. Bakın elmalı kurabiye gibi yapmışlar gerçekten. Bu IKEA'nın marketi, yani İsveç marketi diyeyim. Kurabiyelerde aşırı başarılılar. Çok yaşa. O kadar güzel ki kurabiyeler kıyır kıyır ama içi de bir o kadar yumuşak. Bildiğiniz elmalı kurabiye ve normalde hazır aldığınız şeylerin tadı çok belli olur ya. Yani sanki ev yapımı gibi. Şuradan elmalar falan çıkıyor hatta. Canınız çekmesin. IKEA'ya giderseniz bunları zaten alın. Benim çünkü sürekli aldım. Bir de orada sürekli aldığım bir reçel var benim. O da Van Mersin'i ve Ahududu reçeli. Ama 40 liraya çıkmış fiyatı. Şu kadarcık bir kavanozun.
Açıkçası bilmiyorum, kıyamadım yani. Evde de bir sürü reçel vardı. Burası hep dolu. Şöyle çikolatalı bir şeyler var. Yine Ikea'dan aldığım kurabiye, buna da Furkan bayılmış. Hatta yaralamış bile. Sadece şu kazağımı atmıyorum kurutmaya. Bunlar için ya ayrı bir program oluyor. Bakın bunlar çok hızlı kuruyan böyle yün kumaşlardan. Sıktırdığımda zaten kuru çıkmış. O yüzden kaloriferin üstüne atıyorum hemen. Yolarda tamam. Şimdi buraya sadece bir çamaşır suyunu döküp bekleteceğim. Oraya döktüm çünkü diğer tuvalette duruyor. Bu çamaşır suyu normalde büyük olan. Şimdi buraya da dökeyim, beklesin. Sonra klozetin etrafını zaten tek kullanımlık mendillerle temizliyorum. Diğer banyoda şu reflerden bitmiş. Bunları kullanıyorum ben. Çok da seviyorum. Hem mis gibi kokutuyor. Güzel güzel bir köpük de veriyor aynı zamanda. Şöyle şimdi bana diğer. Temizlik malzemelerimi sizin için açıklama kısmına bırakırım. Zaten aslında sık sık gösteriyorum ama kullandığım temizlik bezi de bu değişiyor. Farmasininkini ya da Domol'unkini alıyorum. Bunlarla her yeri silebiliyorsunuz. Buzdolabını, ev yerleri, tezgahları, lavaboları, tuvalet, klozet, her yeri silebiliyorsunuz. Tek kullanımlık temizlik mendilleri mis gibi kokuyor. Okyanus kokulusu da var. Bu limon kokulusu. Oldukça da fazla. 50 tane var içerisinde. Havlu gibi. Böyle ıslak havlu gibi düşünebilirsiniz. Bununla klozetleri tek kullanımlık temizleyip atıyorum ben. Sevinç abla zaten 2 haftada bir güzelce yıkıyor klozetleri. Ben de bu şekilde hem pratik oluyor hem de daha hijyenik geliyor sürekli bez kullanmaktansa açıkçası. Şimdi hem burayı hem diğer lavaboyu da bunlarla sileceğim. Selisi olduğumu biliyor muydunuz? Gerçekten asla saat takmadan çıkmayız. O da aynı şekilde ben de. Bir sürü saatimiz var ve artık bu saatliğe sığamıyoruz. Sizler için bunun ve düzenleyicilerimin linkini aşağıya bırakacağım. Eğer 15'ten fazla saatiniz yoksa, tabii bunların çokluları da var ama bu hem yerden de tasarruf. Kapağını da kapatabiliyorsunuz. Çok güzel, kilitli. Ben sevgililer günü hediyesi olarak almıştım. Bura çok da güzel duruyor gerçekten saatler. Bu görüntüyü böyle görmek beni çok mutlu ediyor. Evet, buraları da düzenledik. Artık şu paspasımı da yerine serdim. Kurutma makinesinin daha 1,5 saati var. Bence biz de 1,5 saat aralığında yemeğimizi yapabiliriz. Ama işimi de hallettim. Yani şu anda temizlik işim tamamen bitti. Buralar aynalı olduğu için buranın da sürekli tozunu almam gerekiyor. O yüzden sık sık alıyorum. Buradan da bir yandan camı açtım. Çünkü aranızdan bazı kişiler işte alerjiksen Gamze, camı açmayı unutma. Çünkü işte kurutma makinesinin kokusu seni rahatsız edebilir demiş. Gerçekten de öyle, birazcık tıkanıyorum. Kurutma makinesi çalışırken tabii şu an temizlik de yaptığımın birazcık şeyi var ama artık yemek var. Ojelerimi dün sürmüştüm ama uçlardan çıkmaya başladı çünkü tek kat sürdüm çabuk kurusun diye. Tek kat sürmeyi hiç sevmiyorum ojeleri. Birazdan ojelerimi de yenileriz bu arada. Çok susadım. Bayılmak üzereyim hatta. Ufaktan yağmur başlamış. Buraya getirdim kabaklarımı, şimdi burada yapacağız. Kabağım az kalmış bu arada. Ben 4 tane var sanıyordum ama 2 tane varmış. Bu birazcık üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Kıymam çok fazla. Onun da kalanını ya köfte yapayım diyorum ya da diyorum ki kıymalı karnabahar yemeği de yapayım. Hem karnabaharlarım da geçen haftadan kalma. Onlar daha kötü olmadan değerlenmiş olsun. Bu da böyle tadımlık olsun. Zaten böyle çok Furkan'ın seveceği tarzda bir yemek değil. Sağ olsun hiç yemek ayırt etmiyor. Yani ne yapsam yiyor ama. Ama şöyle yapabilirim. Bu kabaklar oldukça uzun. Bunları şöyle, evet, böyle kesebilirim. Minik minik, daha da tatlı olur hem.
arkasını, önünü kesip şöyle bölelim ve ortadan ikiye ayırıyorum. Güzelce yıkadım ben bu arada. Evet, çok soğuk. Şimdi şöyle içine oyacağız bunun. Şu şekilde bir çizik atıyorum. Dikkatli bir şekilde sonra oyacağız. Şimdi kabaklarımızın içlerini de şöyle soğan doğrar gibi küp küp doğradım. Bunun içini de kullanacağız. Burada da kabaklarım var. Bakın minik minik oldular. Vereceğim kızartma olarak yapmak istemediğim için. Böyle göz kararı koyuyorum ama şöyle yarım çay bardağı gibi bir şey zeytinyağı. Ve birazcık da toz biber atıyorum içerisine. Siz isterseniz karabiber, yani hangi şeyleri seviyorsanız baharatları atabilirsiniz. Biliyorsunuz karabiberi falan Burak sevmediği için ben sadece toz biberle karıştıracağım. Şimdi bunu 200 derecede kabaklarım pişene kadar fırına vereceğim. Şöyle bolca sosundan sürüyorum şimdi içlerine. Umarım şu yemeği kameramın şarjı dayanır ve sonuna kadar birlikte yapabiliriz. Çubuğu zaten halloldu. İçini de yapacağız birazdan. Evet. Şimdi sıra geldi iç harcımızı hazırlamaya. Kettle'da su kaynıyor. Onun sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Geciktirmek istemiyorum. Size de hızlıca anlatayım dedim. Bunun yarısını kullanacağım. Yani ne kadar olur? 150-200 gram kadar olur herhalde. Tam emin değilim ama. Kıyma kullanacağım. Bir tane soğan kullanacağım. Böyle 6-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Kabaklarımın içi var. Küp küp. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Tuz. Toz biber, biraz da karabiber kullanacağım. Yemeğin içerisinde Burak anlamayacaktır. Burada çorbamı açtım. Kıvamı çok güzel. Büyük ihtimalle blenderdan geçirince birazcık daha su isteyebilir. Kabaklarımın içini hazırladıktan sonra bunu da güzelce birazcık su ekleyip baharatlarıyla birlikte kaynatarak ondan sonra blenderdan geçireceğim. Yani bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ben de çok fazla blenderdan geçirmiyorum zaten. Taneli çok daha güzel oluyor ezogelin çorbası. Bol şifalı. Bence mutlaka yapın. Şimdi şöyle koyayım size. Ben hızlı hızlı bunu yapmaya başlıyorum. Tam bir ezogelin çorbası. Bu tarife zaten ben bayılıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yakınlaştırmışım. Sadece birazcık daha tuz ekliyorum. Su ekledim bu arada. Kıvamı oldukça katıydı. Yani şöyle 5,5 bardak gibi eklemiş oldum. Yarım bardak kadar et suyu oldu. 5 bardak kadar da normal su koymuş oldum. Bir bardak daha su ekleyebilirsiniz yani. Şimdi geldik son iki aşamamıza. Biraz aşamalı bir yemek ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Beşamel sosumu hazırlıyorum. Onun içinde kabağım az olduğu için bir ölçüden yapacağım. Bir kaşık tereyağında bir yemek kaşığı unu güzelce kavuruyorum. Kokusu çıkana kadar arkasından bir su bardağı süt ekleyeceğim. Hepsi bu kadar. Tuz ve biraz karabiber ekleyeceğim beşamel sosuna da. Biraz katı bir beşamel sos yapacağız. Bir de kaşarlarımı rendeledim. Hepsini rendeledim şöyle. Fazla kalacaklar için de böyle kilitli saklama kabıma koydum. Tek aşamamız kalıyor. O da salça sosumuz. Birazcık böyle hem sulu olması için. Bunlar da oldu aslında. Altını kısıp birazcık daha kabakların yumuşaması bekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçası. Sıcak su ve tuz.
Normal işte salçalı yemekleri nasıl yapıyorsak o şekilde. Şu çırpıcı o kadar güzel oluyor ki bu tarz şeyler için. Sıfır topaklanma ve çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Biraz onun rengi dönsün. Şimdi sütümü ekliyorum yavaş yavaş. İşte hazırlar. Şimdi sırayla birleştirmesi kaldı sadece. Yavaş yavaş hepsini yapacağız bakalım. Afiyet olsun herkese. Spora gitmemiş. O yüzden erken geldi ve hızlıca sofrayı hazırladık. Hemen yiyoruz şimdi. Birazdan gösteririm sofra sunumumuzu. Ve şöyle sunumumuzu da size göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Umarım tadı tuzu da yerindedir. Size zaten birazdan tadına baktıktan sonra da söyleyeceğim. Normalde kabaklarımız daha geniş, böyle tam ona uygun alırsanız aslında buraları da daha yüksek olur. Çok net olur. Ben ikiye böldüğüm için biraz minikler. Ama oldukça güzel pişmiş gibi duruyor. Tadına bakalım. Uyku setleri şimdi tüm Yataş mağazaları online satışta. Çok güzel olmuş. Kabağın her halini zaten severim ama bunu kesinlikle... Şuraya bakın. Bizim de böyle var. Ve burada ne var? Şimdi daha yeni sofradan kalktık. Çünkü temizler. 15 dakika. Burak'la burayı hızlıca halletmemiz lazım. Burak Arven'i görmek istedi. Görelim mi dedi. O yüzden şimdi burayı toplayacağım. Tamam öyle yapalım. 8-8.30 gibi konuştular. Kahve demleyip onlara ineceğiz. Hem kahve götürelim biraz, hem dinlenmiş olurlar. Arven'i mi görmek istedin sen? Evet. İyi miymişsin? Yorgun muymuşsun? Yani işte çok uyuyamadıkları için. Evet, biraz da uyuyamıyorlar ama. Biz hemen şimdi şuraları toparlayalım. Çok korkunç gördünüz. Burayı toplayacağız. Yemeğim pişti bu arada. Yarının yemeği de hazır gördüğünüz gibi. Bunun hepsini yedik ama hani erkekler de gerçekten sonuncuları zorla yediler. Düşünün, iki kabaktan 3 kişi çok rahat doydu. Ay korkunç, tırnaklarıma hiç bakmayın, zaten suya artık girmekten mahvoldu. Hemen çıkaracağım onları. Karnabaharlarım pişti. Bu soğusun yarının yemeği. Yarına çorbamız da var. Harika oldu. Evet. Şimdi biz şuraları toplayalım Burak'la. Size şöyle sabitleyeyim. Burak erken gelince ayva tatlısı da kaldı. Aslında yapıp Nermin'lere de götürürüm diyordum ama bugün yarın yaparım olmazsa, yarın sabahtan. Size de çekmek istiyordum. Artık Instagram'dan takip edin, orada paylaşırım. Haydi çok hızlıyız aşkım. Normalde kendimi Burak'ın geliş saatine göre ayarlıyorum. İşte mesela o bir saatte ben buraları toplayacaktım. Sofrayı güzel bir şekilde sunumlu hazırlayacaktım. Bir de salata yapmak istiyordum aslında. Ama işte Burak vaktinden erken geldiği zaman, onun da saati çok belli olmuyor. O zaman hepsi burada kaldı. Ben direkt yemekleri halletmek için giriştim. Öyle olunca burası fazlasıyla dağıldı. Yani normal zamanda hep ona göre ayarlıyorum kendimi. Ne karışık duruyorsun arkadaşlarıma. Geçen de öyle yapıyordum. Ne yapıyordun? Söyledim. Yiyeceğim. Ha, ben çorba ikram ettim. Çorba ikram ediyordun arkadaşlarına. Komik. O gün çorba ikram ettim. Bugün de bulaşık toplamaya davet ettim. Evet. Ne zaman bir şey yapacaksınız da mutfakta? Aa, kurabiye yapacağız sahi Burak'la. Hafta sonu yapayım bir şey. Evet. Hafta sonu nöbetim yok. Evet, hafta evde sonu. Evde oturursak yapayım. Evet, her şeyimiz yetişirse zaten ağacı da kurarız. Burak Bey.
Burak ve İhtila Gabitello. Birileri Arven'i görmek istedi. Sinan kankam görmek istedi de. Sinan'a diyor ki artık çünkü Arven bunu izlese anlamaz ama Sinan izleyince anlar. Evet. Artık sizin işimiz sizde değil diyor. Yani demeyelim onlar emek sarf edip yapmış çocuğu sağ olsunlar ama. Kere sağ olsunlar aynen. Bir emekleri var tabii ki. Nervin'e diyorum senin hamile halini çok sevmiştim. Zor alışacağım bu haline. Şu rengileri de koyayım mı? Her şeyi koyup çalıştıracağım. Ben bunları da istedim. Toplandı. Bunları da makineye attım. Şunlar da soğumayı bekliyor yemekler. Geldiğimde bunları yerleştiririm. Bir de şu kısmı yerleştiririm. Mutfağın işini bitiririm. Şimdi ojelerimi yenileyeceğim. Aşağı inmeden ama öncesinde sizinle dedim ki kargolarımı açalım. Sanki söyledim size kargolarımı açacağız diye. Ama açmadık. Fırsat olmadı. Yemek işine falan bolca girişince gelin. Hepsi burada bizi bekliyor. Kargolarımı açalım demiştim size ama bu gelenlerin hepsi yeni yılla ilgili olan. Yani yılbaşı konsepti için verdiğimiz siparişler gelmiş. Hem Burak'tan hem benden söylemiştik. Bir sürü şey söyledik. O yüzden açamayacağım onları. Çünkü onlar için şöyle bir video konseptinde açacağız. İçin ev dekorasyon alışverişim ve de yılbaşı ağacını kurduk adı altında ayrıca bir videoda paylaşmak istiyorum. O yüzden onların hepsini bir kolide biriktiriyorum. Şimdi burada 3 kargo o. Bir çanta. Çok beğendiğim bir çantaydı. Tek de denedim yumuşak olan kargoyu ve doğru seçimi bulduk. Sadece onu göstereceğim. Sonra şuraya getirdim. Ojelerimi süreceğiz ve Nermin'lere öyle ineceğiz. Şu Flormar'dan, şu süngerlerden aldım. Benri'ninkini almıştım ama süngeri çok parçalanıyordu. Çok hızlı çıkarıyor bunlar. Buna bayıldım. O kadar hızlı çıkıyor ki şu kırmızı ojenin nasıl çıktığını size göstereceğim. Bir de şöyle Flormar'dan JL32 Maple Truffle diye şöyle mürdüm rengi gibi bir oje almıştım. Onu deneyelim istiyorum. Halsbeck markasının çantalarını çok seviyorum ve bende bir sürü modeli var. Uygun fiyatlı bir çanta arıyorsanız kalite anlamında oraya bakabilirsiniz. Bu çantayı sipariş vermiştim. Bu çantanın kremini bir sürü kişi de görmüşsünüzdür. Aslında krem alacaktım ama çok fazla krem çantam var. İhtiyacım olan gri bir çantaydı. Görüyor musunuz? Şöyle tek bir gözü var, bir de şurada minik bir gözü var. Oraya genelde anahtarımı falan koyuyorum, çok iyi oluyor. Şöyle bir takalım. Gri rengini söyledim. Kremi de çok tatlı. Her rengi o kadar güzel ki gerçekten çok beğendim. Beklediğim kadar güzel geldi. Şöyle kenarlarını da göstereyim. Bakmak isterseniz bunları da açıklama kısmına bırakırım. Hatta şöyle yapayım. Yılbaşı dekorasyon alışverişimizin olduğu linki de size aşağıya bırakayım. Oradan bakabilirsiniz. Zaten aldıklarımızın hepsi orada var. Siz de kendinize uygun bir şeyler seçmek isterseniz oraya bakabilirsiniz. Şimdi şu asetonla çıkaralım ojelerimi ve size şunu bir göstereyim. Şimdi şöyle süngeri var ve asetonu var. Bittikçe aseton da yine koyabilirsiniz. Ben bunu genelde mesela şeyde yapıyorum bazen. Normal ojelerimi silip ondan sonrasında kenarlarını temizlemek için böyle diplerde kalıyor ya, onları çok iyi temizliyor. Onlar için bile sadece buna sokuyorum bakın. Üstünden bir daha geçebiliriz. Hızlıca size şöyle yapıp göstereceğim sadece. Hop. Sıra bunda. Çok aşırı pratik. Yani hiç bir pamuğu bul, asetonu bul derdin yok. Direkt hop 2 saniye parmağını gezdir bitti. Bence buna da kesinlikle bakın. Bunu da ekleyeceğim size. Hop bitti. İşte bu kadar. Zaten koyu renkli oje süreceğim için aşırı uğraşmama gerek yok ama of, kırmızı rengine de doyamadım. Aslında bir kırmızı süresim var tekrar ama şu rengi de merak ediyorum. Geçen almıştım Flormar'dan. Deneme şansım olmadı. Bunun süngeri de bu arada gerçekten bayağı iyi. Hiç şey yapmıyor. Parçalanma yapmıyor. Evin her yeri yoksa ötekinin süngerinden oluyordu. İşte bakın kırmızı oje sonrası bir tırnak ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi yani. Görebiliyor musunuz? Mis. Bakayım şöyle kalmış mı? Hiçbir şey de kalmamış vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Tırnaklarım törpülüydü zaten. Şöyle bir bakayım. Evet, gayet iyi gözüküyor. Bir sonrakinde tekrar törpüleriz. Şimdi süreyim ben şu ojeleri, size de birazdan gösteririm. (Gülüyor)
Güzelliğe bakar mısınız? O kadar beğendim ki rengini. Gerçekten tam mürdüm rengi. Çok hoş gözüküyor. Şarjım bitiyor bu arada. Tekrar bataryayı şarja takmam lazım. Kahvemiz demlensin. Orada ojelerim kurusuruz. Hani orada belki çekemeyebilirim müsait olmazlarsa ama yine de ben şarj edeyim. Biz Nermin'lerden geldik. Hatta geleli bayağı bir oluyor. Ben oturup direkt editimi yapmaya başladım. Sadece videonun artık son kısmını ekleyeceğim. Mutfağımı tertemiz yaptım. Bulaşık makinemi de yerleştirdim. Sabaha hazır. Kahve demleyip götürmüştüm. Sadece onu yıkadım güzelce. Onun bulaşığı var. Onun dışında her şeyi yerleştirdim. Gerçekten çok rahatladım. Lavaboyu falan böyle çamaşır suyuyla temizleyince gerçekten rahatlıyorum. Editimi de yapmış olmanın mutluluğuyla artık bu videoyu burada bitireyim diyorum. Bu arada videoyu düzenlerken şeyi fark ettim. Aslında kurutma makinemi birlikte çalıştırdık ama toplama kısmını göstermemişim. Normalde biliyorsunuz hep çekiyorum. O kadar çok tüycük çıktı ki yine. Hepsinden daha çok bunda çıktı. Hem koyu renkler olduğu için büyük ihtimalle bir de ilk kez bu kıyafetlerin hepsini kurutuyordum. Direkt çamaşır makinesine alıp biliyorsunuz kurutma makinesine atmıştım. Size mutfağın halini göstermiştim ya, fena bir haldeydi. O arada kurutma makinesinin içindekiler aklıma geldi. Bir de hemen çıkarıp katlarsan kırışmıyor diye söylemişlerdi. O yüzden hemen gidip onları hallettik Burak'la. Burak içini temizledi. Suyunu ayrıca bir kaba koyuyoruz. Çünkü o safsı oluyormuş, ayrıştırılmış. Hatta ütülerinizde kullanabilirsiniz demişlerdi. Asla kireç yapmaz. Çiçeklerinizi sulayabilirsiniz demişlerdi. Geçen sefer biraz çiçek sulayıp biraz ütü yapmıştım. Yine o suyu biriktirdim şimdi. Hani böyle öyle, o şeylere ihtiyacım olursa biraz böyle bulanık bir su oluyor hatta. Ondan sonra Burak içini temizledi, tüycüklerini temizledi. Şok olduk zaten. Sağ olsun o işleri yapmayı sever, ince işleri. Ben de orada hemen çamaşırları katladım. Hiç ütü çıkmadı biliyor musunuz? Hatta formalarım bile normalde çok kırışık olur. Böyle bildiğiniz katlayıp koydum ütüleme kısmına. Hani sadece bir üstünden geçsem yetecek gibi. Maşallah diyeyim. Yine karma programda çalıştırdım. 2 saatlik bir programı, uzun programlar daha iyi diye söyleyenler olmuş bir de aranızda. O yüzden hani kısa programdansa bence 2 saat iyi bir program. 2 saatte kupkuru çıkarıyor. Hiçbirinde küçülme, yıpranma yok henüz gördüğüm kadarıyla. Elektrik işini de zaten artık kullandıkça sizlerle paylaşırım. Artık da videomu burada bitireyim diyorum. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Hafta içi olduğu için ben de artık makyajımı çıkarır ve yavaştan uyku moduna geçerim. Sizleri seviyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca daha yakından takip etmek isteyenler için de Instagram adresimi şöyle bırakıyorum. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.